Merhaba arkadaşlar. Türk Dili ve Edebiyatı bir deneme çekimlerine son gaz devam Ahmet ediyoruz Hoca ile abi. devam 20 ediyoruz. Sorumuz vardı. 10 soruyu hallettik. İlk bölümü bitirdik. Bitirdik. Şimdi ikinci bölüme geldik. Arkadaşlar yine bir paragraf sorusu. Ne yapacağız? Önce hemen soruyu okuyacağız. Yukarıdaki paragrafta hangi bakış açısı kullanılmıştır diyor. Bakalım bakış açıları neydi? 3 tane bakış açısı vardı. Kahraman bakış açısı yani birinci gözlemci kişili anlatım. Bakış açısı. Gözlemci bakış açısı yani üçüncü kişili anlatım. İlahi bakış açısı. Bir de ilahi. Aa, hakikaten mi? İlahi bakış açısı. Diğer adıyla tanrısal. Diğer adıyla hakim bakış açısı. Dini bakış açısı yok zaten. Yok, bu zaten hani doldurma bir şık arkadaşlar. Eledik bir şık kaldı. Hemen paragrafı okuyalım. Sabah evden çıktığımda müthiş bir tipiyle karşılaştım. Hemen arabama yöneldim ve okula doğru yola çıktım. Yolda ilerlerken caddenin kenarında Doğu Hoca'nın arabalara el ettiğini gördüm. Hemen durdum yanında. Ona neden otobüse binmediğini sordum. Hoca da param olmadığı için beleş gitme yollarını arıyorum dedi. Ben de kolay gelsin o halde fakir diyerek bak şunun da altını çizeyim. Almadan. Vurgu. Almadan. Arabaya almadan yola devam ettim. Yoldan ayrıldım. Şimdi burada bir olay var. Sen diğer otobüsteydin değil mi? Ben arabamdaydım. Evet. Burada bir olay var. Bir kahraman var. Kahraman kendi başından geçeni anlatıyor. Sabah evden dışarı çıkmış. Müthiş bir tipiyle karşılaşmış. Bir Doğu Hoca varmış tanıdığı. Onu görmüş. Onunla sohbet etmiş. Bak kahraman olayların içerisinde. O zaman bak birinci kişi anlatım. Bir de arkadaşlar birinci kişi anlatımda ya ben birinci kişi anlatım. Ya ben da, ya da biz vardır. Bak sabah evden çıktığımda ben tipiyle karşılaştım. Ben. Mesela beraber seni arabaya almış olsaydım mesela ne diyecektik? Beraber okula gittik. Bak biz olacaktı. Hı hı. O halde bu nedir arkadaşlar? Kahraman bakış açısı. Kahraman. Yani kişi olayların içerisinde. Diyelim ve devam geçiyorum edelim. Ben. Hani kahraman oldum. Evet kahraman Ahmet hocamızdan 12. soru. Bakalım yukarıda cümlede altı çizili sözcüğün türü hangisidir? Abi sözcük türü deyince aklımıza neler gelecekti? İsim. Fiil, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem. Sözcüğün türleri bunlar. Tamamdır. Bakalım tür bakımından hangisi olacaktır? Benim senin gibi dostlarım olduğu sürece başım dertten ayrılmaz. Arkadaşlar gibi müthiş çok kullandığımız bir edattı. Değil mi? Hı hı. Benzetme edatı özellikle. Özellikle benzerlik ilişkisi kurardı. Hah gibi edatı. O halde hemen şıklarda edatı yakalayacağız. Edatın diğer adı ne hocam? İlgeç. Evet, ilgeç. Tamam mıyız? Gönderdim. Haydi geçelim o halde. Yukarıdaki şiirle ilgili hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın belki ol ayar olur. Sadıkane belki ol alemde serdar olur. Yar olur, ayar olur, serdar olur, didar olur. Bu şiirle ilgili minik bir bilgi aktarayım. Bu Yavuz Sultan Selim'in bir şiiridir. Arkadaşlar bu... Benden sana gelsin Ahmet Hoca. Beni almazsın arabana demek bak, ki. Bak müthiş bir şiirdir bu. Çok özel bir şiirdir. Dikkat edin. Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. İlk mısra. Bak şimdi. Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Gördün mü? İkinci mısraya bak. Herkesi sen dost mu sandın belki ol ayar olur. Devam et. Herkesi sen dost mu sandın belki ol ayar olur. Sadıkane belki ol alemde serdar olur. Sadıkane belki ol alemde serdar olur. Yar olur, ayar olur, serdar olur, didar olur. Yar olur, ayar olur, serdar olur, didar olur. Çok güzel. Yavuz Sultan Selim'in bir şiiridir. Vezni aher nazım şekli deriz biz. Burada görmeyiz bunu. Arkadaşlar bakalım ne diyor? Redif vardır diyor. Olurlar. Hani neydi redif? Dize sonlarında yazılış okunuş anlam ve görevleri aynı olan sözcük veya eklere. Ne diyorduk? Redif diyorduk. O halde bunlar redif değil mi? Adana gitti. Tam uyak kullanılmıştır. Şurada gözüme çarptı. Çarptı. A, yar ve ar. Tam uyak neydi? Dize sonlarında hı hı. iki sesin benzerliğiydi. Ama dikkat et ne yapacaktım? Önce redifi bulacaktım. Rediften sonra devam yine. Edecektim. Bak rediften sonra buldum bunu. O halde bu da gitti. Arzu ölçüsüyle yazılmıştır. Arkadaşlar Yavuz Sultan Selim divan edebiyatı sanatçısıdır. Divan edebiyatında hangi ölçü kullanılır? Arzu ölçüsü kullanılır. O halde bu cevabımız da gitti. 11 lehece ölçüsü kullanılmıştır. Abi dikkat. Hı hı. Ne yapıyorduk? Sayıyorduk. Sadece ünlü harfleri sayarsak çıkartıyorduk. 1, 2, 3, 4, say 5, abi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 11'li demiş. O halde söylenemez diyor. Cevabı Denizli olacaktır. Buyur abi devam edelim. Ben bu şiiri alabilir miyim hocam? Aa. Bunu ayırıyorum. Bende kalsın. Müthiş bir şiir bro. 14. Hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlama gelecek şekilde kullanılmıştır? Ne demek bu? Soyutlama. Hı hı. Soyutlama. Arkadaşlar veya somutlama. Nedir?
soyut anlamda, şey, somut anlamdaki sözcüğü soyut anlamda kullanacağız. Yani günümüzde karşılaşamayacağımız şekilde konuşamadım ya. Şıklara mesela doğuca şıklara değil. Evet, evet. Doğuca yaşlıdır. Karşılaşıyoruz. Günümüzde var. Nedir? Burada yaşlı ifadesi, doğuca ifadesi herhangi bir şekilde soyut anlama gelecek şekilde kullanılmamış. Doğuca ile aramızda aşılmaz bir sevgi duvarı var. Bak şimdi. Sevgi duvarı. Ha bak. Duvar nerede duvar? Ha. Duvar somut bir şey değil mi? Evet. Görürüm değil mi günlük hayatta? Sevgi duvarı böyle bir şey görebilir miyim? Hayır. Aramızda hadi sevgi duvarı. Yok işte cevabımız bu olacaktır. Anladın mı? Soyutladı. Somut anlamda sözcük soyut anlama. Aynı işte soyutlama şekilde. Dedik ya. Tamam. Duvar ifadesi. Devam edelim. Doğuca hem yaşlı hem tipsizdir. Var diyorsun. Yani doğuca artık ölmeli. Öyle, arkadaşlar cevabımız. Gömdüğünde ondan sonra yalnız kalsın. Kimse ya ben bununla yaşıyorum işte. Çok hoşuma gidiyor. Evet. 15'e geldik. Hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur diyor. Mecazlı bir söyleyiş. Yani gerçek hayatın dışında gerçek anlama gelecek sözcüklerin dışında bir sözcük kullanım yokmuş. Bakalım. Benim miladım seninle başladı. Kıyametim seninle olacak. Ya şimdi bu gerçek hayatta var mı? Ben hakikaten o kişiyle mi başladım hayata? Yok. Değil mi? Hani bunlar böyle alengirli sözlerdir ya. Biz yaşlıyız bilmeyiz böyle sözleri. Evet. Bir Buse'den cennet yapmışlar gözlerine. Buse ne demektir? Öpücük demektir. Bir öpücükten cennet. Tövbe haşa. Bu da olmaz. Yani bu da mecazlı değil mi? Gerçek değil. Şiirin amacı duygulara hitap etmektir. Aa bu bir kalsın. Duygulara hitap etmektir. Herhangi. Ha şunu yapmayacaktım ya. Öğrencilerimiz biraz buna şey yapıyor. Pardon. Ses çıkarmıyoruz. Şiirin amacı duygulara hitap etmektir. Arkadaşlar bu bildiğin tanım cümlesi gibi. Cevabımız bu olacaktır büyük ihtimalle. Denizli'ye de bakıyorum. Bakalım Deniz. Daha ne kadar içmeliyim ikimizi bir arada görebilmek için? Yani içme eylemi bir arada görmek. Bakın mecazlı arkadaşlar. Gerçek hayatta karşılığı yok. İçince ikimizi bir arada göremeyiz büyük ihtimalle. Yani hangi psikolojide yazdım bunları bilmiyorum abi. Biz geçelim evet. Bunu. Cevap belli etti kendini. Karıştırmayalım çok. Cevabımız Denizli. Evet hocam. Hangisi farklı bir isim? Abi tamlamasıdır olacaktır. Olur böyle hatalar. İsim tamlamasıdır. Tamlamasıdır. Evet. Hangisi farklı bir isim tamlaması? İsim tamlamaları kaç taneydi abi? Belirtili vardı hocam. Belirtili bravo. Belirtisiz. Bravo. Takısız. Takısız bir zincirleme. De zincirleme isim tamlaması. Hangisi farklı bir isim tamlamasıdır diyor. Hemen bakalım. Tarih dersi. Arkadaşlar burası tamlayan, burası tamlanan. Sadece tamlanan ek alıyorsa, tamlayan ek almıyorsa bunun adı neydi? Belirtisiz isim tamlamasıydı. Salonun ahengi. Hocam hem tamlayan ek almış hem de tamlanan ek almış. Her ikisi de ek alıyorsa belirtili isim tamlamasıydı. Cevap ikisinden biri. Tamam. Belli. Bakalım Ceyhan cevabı çıkaracak ortaya. Denizin altında. Hocam hem denizin hem de altı ifadesi ne yapmış? İkisi de kalmış. Hem tamlayana kalmış hem tamlayana kalmış. O zaman bu da belirtili isim tamlaması. O halde cevabım çıktı ortaya. Bebeklerin gözleri hem tamlayana kalmış hem de tamlayana kalmış. Tamam mıyız? Bir saniye. Hangisi farklı bir isim tamlamasıdır dediğinde dört şeye bakacaksın. Zincirleme, takısız, belirtili ve belirsiz. Hangisi farklı bir tamlamadır derse çok dikkat Türkçe'de iki tane tamlama çeşidi vardır. Bir sıfat tamlaması bir de isim tamlaması. Farklı bir tamlama derse o şıklardan üçü sıfat tamlaması biri isim tamlaması olacaktır veya tam tersi. Üçü isim tamlaması biri sıfat tamlaması olacaktır. Hı hı. Diyelim ve artık devam edelim. 17. Hadi geçelim bakalım. Altı çizgili sözcüklerden hangisi isim değildir demiş. İsim değildir. Çok dikkat. Gün geçtikçe milli değerlerimizden nasıl değerlerimiz? Milli değerlerimiz. Hatırlat bana. Yapmayacağım. Hatırlat bana. İsme sorduğum nasıl sorusu bana neyi veriyordu? Zarfı veriyordu hocam. İsme sorarsam sıfatı verir. Fiile sorarsam zarfı verir. Çok güzel. O zaman burası sıfat. Cevap çıktı ama devam edelim. Değerlerimizden uzaklaşıyoruz. Almış başına bir modernleşme hareketi. Ne hareketi? Modernleşme. Belirsiz isim tamlaması değil mi? Evet. Çok güzel. İsim tamlaması isim. İsim. Değil mi? Bravo. Hareketi önünde dursak. Önünde. Ön. İsim. Önünde. Yani bak tamlayan iki. Haleki. Halekleri tamlayan iki. İsme gelir. Yine isim. Değil mi? Suç durmasak suç. Durmasak vicdan azabı. Ne azabı? Vicdan azabı. Yine belirsiz isim tamlaması değil mi? Evet. İsim tamlaması. İsim işte. Tamam mıyız abi? O zaman milli değerler sıfat oluyor. Evet. İsme sordum nasıl sorusunun o cevabı. O kadar güzel yapıyorsun ki ben de o gözle göremiyorum işte. Bak isim. Tamam abi şöyle yapacağım. Şöyle yap. Evet hocam. Edebiyatımızdaki ilk hikaye aşağıdakilerden hangisidir? İlk hikaye arkadaşlar Tanzimat döneminde hangisiydi? Letaif-i Rivayat. Şunu A yapalım. Letaif-i Rivayat kimindi abi? Ahmet Mithat Efendi.
yazı makinesi değil mi? Ahmet Mithat Efendi. Türk Edebiyatı'ndaki arkadaşlar ilk hikayeydi. Ama şimdi arkadaşlar diyor ki hocam küçük şeylerin de bir ilklik özelliği vardı. Dikkat! Sami Paşazade Sezai'nin küçük şeyler neydi arkadaşlar? Batılı anlamda ilk hikaye. Batılı anlamda ilk hikaye idi. Tamam mıyız abi? Hı hı. Milli savaş hikayeleri hani bunun bir ilklik özelliği yoktur. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun hani Kurtuluş Savaşı döneminden bahseden. Bombanın da bir ilklik özelliği yoktur. Ömer Seyfettin'in bir hikayesidir. Diyelim ve geçelim abi. Hemen edebiyatımızdaki ilk edebi roman hangisidir diyoruz. İlk edebi roman. Bak ilkler çok önemliydi. İlk edebi roman neydi? İntibah. Kimindi hocam? Namık Kemal. Namık Kemal. Hocam bu diğer şıklardaki ne? Hocam Cezmi. Yine Namık Kemal'in neydi? İlk Namık Kemal'in ilk romanlarından ilk tarihi roman. Tarihi romandı. Hocam Sergüzeşt Sami Paşazade Sezai'nin Sezai. Bu realizmden naturalizme geçiş özelliği gösteren bir eserdi. Sergüzeşt, macera demektir. İçerisinde Dilber vardı. Dilber'in maceraları anlamında. Araba sevdası. Necaizade Mahmut Ekrem. Neydi? Özelliği neydi? RME diyorum ona. Realist. İlk realist romandı değil mi? İlk realist roman diyorum. O zaman ve taşta dört kuş vurduk. Tabii aynen öyle. Ve geçiyoruz abi. Son sorumuza geldik. Hangisi dilin işlevlerinden biri değildir? 6 tane işlevi vardır. Şuraya 2 tanesini de yazmanı istiyorum. Şimdi şıklarda bakalım. Alıcıyı harekete geçirme işlevi. Şiirsel yani sanatsal işlev. Kanalı kontrol işlevi. Diğer şimdi 3 taneyi de yazacağız. Hani bir tane cevap olacağı için. Tarihi işlev. Tamam. Cevap bu. Evet, tarihi işlev diye bir işlev yok. Hemen diğer işlevlerini getirelim aklımıza. Heyecana bağlı işlev. Göndergesel işlev. Bir de ne vardı arkadaşlar? Heyecana bağlı. Evet. Göndergesel. Diğeri şimdi ben de hatırlamaya çalışıyorum. Kanal kontrol, şiirsel, alıcı harekete geçirme işlevi, heyecana bağlı, göndergesel. Bir de dil ötesi işlev. Dil ötesi işlev. Yapmayacağım. Tamam bak ses yapmadım ama. Dil lütfen. Dil ötesi. Evet, dil ötesi işlev. Arkadaşlar dilin işlevleri 6 taneydi. Hangisi dilin işlevlerinden biri değildir demiş bizim cevabımız tarihi işlev. Tarihi işlev diye bir işlevimiz yok. Ve tamamen ben topu doğrucuya atıyorum. Evet arkadaşlar, Ahmet hocamızın ağzına sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.